Evet sevgili dostlar, herkese günaydın. Şu anda gazete dağıtıyoruz. Gazete değil de daha doğrusu broşür. Almanya'da biliyorsunuz hala bu broşürler evlere dağıtılıyor. Bugün günlerden cumartesi. Gördüğünüz gibi ek iş yapıyoruz. Ancak geçinebiliyoruz. O yüzden... Şakayı bir yana bırakalım. Asıl amacımız küçük bir çalışma yapmak. Yani Emre aslında bizim çocuklardan birisi. 13 yaşını geçti. Artık gazete dağıtma hakkına sahip. Saatlik ücreti 15 euro civarı galiba. Öyle bir şey olması lazım. Yok 10 euro. 10 euro. Yaşı küçük olduğu için 10 euro civarında bir saatlik ücret veriyorlar. 1,5 saatlik haftada 1,5 saat çalışacağı bir iş aldı. O da broşür dağıtmak. Bugün ilk defa onu yapacağız. 150 tane adrese. 180 miydi? 180. Bu gazetelerden dağıtacağız. Umarız her şey yolunda gider. İlk gün olduğu için ben de yanındayım. Böyle gidiyoruz bakalım. Kainwerbung bu. Ha okey. Bambuları gördün mü? Oha nasıl yetişmiş kocaman. Evet dağıtıma devam ediyoruz. Hava neyse ki güzel. Yağmurlu günlerde bu iş biraz daha zor olacağı benziyor. Ama ekmek parası kazanmak kolay değil. Çocuklar da bunu öğrenmeli diye düşünüyorum. Aha. Biz şuradan geldik, böyle dolandık. Tamam. Şimdi devam edelim bu caddeden. Bizim Emre bayağı hevesli. Hevesli bir şekilde dağıtıyor. Tabii ilk günün heyecanıyla. Cadde sayısı çok fazla. Öyle. Sayfalarca ev adresi var. Ama neyse ki hava dediğim gibi güzel. Kainwerbung mu Emre? Evet. Şimdi bu sokaklarda gezerken bir tane karavan tarzı bir araç var. Üzerini yorgan yatakla kaplamışlar. Dolu vurmasın diye galiba. Hagel yani Almancası da. Bu da hadi günün Almanca kelimesi olsun sizlere. Der Hagel o da. Der Hagel. Bilmiyorsun. Der mi? Der mi? Das mı? Neyse artık. Es muss der Hagel sein. Bizim çocuk Almanya'da okuyor ama o bile bilmiyor. Sokaklar çok sakin ve güzel. Dolaşıyoruz. Yarısından çoğusu bitti gibi. Yok bitmedi. Bitmedi daha var. Düşündüğümüzden daha uzun sürdü. Her yerinden huzur kokan Almanya'nın huzurunu bozan ot biçiciler. Evet, ot biçiyordu. Burası bizim eve 8 dakika yürüme mesafesinde dostlar. Kainwerbung yoksa devam. Al. Ha. Werbung. Nein, danke.
Nine Dunk'e yazıyor bazılarında. Ya bitti. Ha tamam. Bu arada bitirdik neredeyse dostlar. Bu da böyle bir gün oldu. Yaklaşık 2 saat sürdü, hatta daha fazla. Çocuk için eğlenceli. Bilmiyorum yapar mı? Bir 10-15 gün, 15 gün galiba ha. 2 kere hakkı var. 2 hafta daha doğrusu. 2 hafta hakkı var. Servus. Deneme hakkı var. Denemeler sonrasında cayabilir de caymayabilir de. Bakalım. Şimdilik devam etmek istiyor. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Burka ağzından herkese selamlar.